Hoş geldiniz. Yabancı bir kanalda milyonlarca izlenmiş ve binlerce beğeni almış bir videoyu sizlere sunmaya karar verdim. Anlatılanların ve tespitlerin çoğu doğru olmakla birlikte çok önemli detaylardan hiç bahsedilmemiş olması bu videonun Yahudilere yaranmak için hazırlandığı algısı oluşturdu bende. Videonun sonunda kendi acı yorumlarımı da ekleyeceğim. Bu yüzden sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Yaygın klişe her Yahudinin zengin olduğudur. Dünyanın en büyük şirketlerinin başında oldukları, tüm bankalara sahip oldukları ve medya kartellerini, en büyük restoran zincirlerini, en büyük ithalat ihracat şirketlerini ve daha nicesini yönettikleri şeklindedir. Peki bu ifadeler ne kadar doğru? Belki bu genel kanı abartı olabilir ancak Yahudilerin diğer milletlere göre finansal açıdan çok daha rahat oldukları su götürmez bir gerçektir. Bu ilginç bir konu ve bir bütün olarak Yahudi cemaati anlaşılır sebeplerden dolayı bu konuyu tartışmaktan kaçınır. Pew Forum Enstitüsü tarafından 2008 yılında zar zor yapılabilen ankete göre genel nüfusun %18'ine kıyasla %46'sı yılda 100 bin doların üzerinde gelir elde eden Yahudiler Amerika'nın en zengin dini topluluğudur. Bu anketin üzerinden 15 yıl geçmiş ve şimdilerde bu rakamların daha da arttığı düşünülmekte. Mega zenginlik açısından son Forbes en zengin 400 Amerikalı sıralamasında 100'den fazla Yahudi milyarder vardı. Nüfusun %2'sinden daha azını oluşturan bir topluluk için bundan daha da etkileyici bir rakam olamaz. Ama Yahudi zenginliği bir klişedir. Yine de Yahudilere bir tür eşit yasal statünün verildiği hemen hemen her uygarlıkta toplumsal ve dinsel eşitsizlik olsa bile ekonomik olarak olağanüstü iyi performans gösterdikleri bilinmektedir. Yahudiler Orta ve Batı Avrupa'da ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde açık farkla en zengin gruptu. Yahudiler mülk sahipliği gibi diğer ekonomik faaliyet sektörlerinden sık sık yasaklandıklarından her zaman yeni pazarlar, yeni ürünler veya yeni perakende satış araçları arayışındaydılar. Gelişmemiş pazarlara erişmek için sık sık seyyar satıcı olarak işe başlamışlardı. Bu büyük mağazalar, katalog satışları ve günümüzde internet mağazaları dahil olmak üzere yeni perakendecilik türlerine açılan bir kapı olmuştur. İşte klasik uyarı. Paranla çok rahat edersin, hayatın daha kolay, daha konforlu olur, daha büyük bir vizyona sahip olursun. Ama para mutluluk üretmek için tasarlanmamıştır. İşte büyük hata da burada. Evet, para rahatlık verir, size mutluluk vermeyeceği için sizi tatmin etmeyebilir. Para hem bir değer deposu hem de bir ticaret aracı olarak hizmet eder. Para yalnızca insanlar ona değer vermeyi kabul ettikleri için değerlidir. Para birimi ve banka hesaplarının doğal bir değeri olmayabilir. Ancak herkes kullanmaya karar verdiğinde para değerlidir. Hiç şüphesiz birisinin parayı umursamadığını söylediğini duymuşsunuzdur ve bunu belki kendiniz bile söylemiş olabilirsiniz. Bu fikir prensipte iyi olsa da gerçek şu ki iyi ya da kötü paranın değerini hafife almamalısınız. Bugün tanıdığımız en başarılı girişimcilerden bazıları aslında Yahudi. Örnek olarak Mark Zuckerberg'in net serveti yaklaşık 122 milyar dolar. Facebook'un kurucu ortağı olması onu dünyanın en zengin Yahudi insanı yapıyor. Teknoloji endüstrisindeki bir sonraki en başarılı Yahudi, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'dir. İcadı dünyadaki statüsünü hızla yükseltti ve ona 106 milyar dolarlık net bir servet kazandırdı. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudiler çok yüksek gelirli bir nüfus oluşturmaktadır. Bu bilinmekte. Ayrıca ankete katılan Yahudilerin yaklaşık yarısı kendilerinin rahat yaşadıklarını düşünüyorlar. Onda üçü temel ihtiyaçlarından geriye biraz para çıkarabildiklerini yani arttırabildiklerine inanıyor. Sadece %15'i sadece temel ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor. Yahudiler ve parayla ilgili birçok yanlış anlama var. En yaygın antisemitik klişelerden biri Yahudilerin uluslararası ekonomiye ve finans endüstrisine hakim olduğudur. Bu yalan.
Siyon ileri gelenlerinin protokollerinde yayınlandı ve Adolf Hitler bunu Avrupa'daki Yahudileri yok etmek için bir sebep olarak kullandı. Buna ek olarak topluluk zengin olmakla birlikte bencil ve ucuz olarak temsil edilmektedir. Gerçek şu ki Tevrat Yahudileri sadaka vermeye, dünyayı iyileştirmeye ve dürüst olmaya mecbur ediyor. Pek çok Yahudi, özellikle de Ortodoks Yahudiler, konu para olduğunda rehberlik için Tevrat'a başvururlar. Tevrat ve diğer eserler hayırseverlik, bağış, topluma fayda sağlama, hırsızlık yapmama ve açgözlülük gibi bir dizi konuda net tavsiyeler vermektedir. Ama belirtmeden geçemiyorum. Bağışlarını kendi cemaatleri arasında yaparlar. Haham Pinkas Brenner, Yahudi halkının üç özelliği vardır der ve şöyle tanımlar: Rahmandırlar, merhametlidirler ve çalışkandırlar. Acı çekenlere karşı şefkatleri vardır, empati yaparlar ve acıyı hissederler. Sedeka veya sadaka vermek birçok Yahudinin takip ettiği temel bir mitzva veya görevdir. Mali durumu ne olursa olsun her Yahudinin kazancının %10'unu fakirlere bağışlaması beklenmektedir. Eğer bu ödemeyi yapamazlarsa gönüllü olarak başkaları için yararlı bir şey yapmak da sadaka sayılır. Pek çok insan yedek bozuk paralarını veya nakit paralarını bir kumbaraya benzeyen kişisel bir sadaka kutusunda saklardı. Kutu dolduğunda bir hayır kurumuna bağış yapılır. Bu bir gıda bankası veya yaşlı bakım evi olabilir. Nihai bağış genellikle bir çek şeklinde sağlanır. Sadaka kutuları koşer bakkallarında ve diğer Yahudi işletmelerinde de görülebiliyor ve tüketicilerin fakirlere kolayca bağış yapmasına olanak tanıyor. Pek çok dindar kişi dinlenme günü olan Şabat'tan önce sadaka bağışlar. Yahudilerin her yıl belirli sayıda hediye vermesi zorunlu değildir. Yom Kippur gibi önemli bayramlardan önce hayır işleri için para ayırmak adettendir. Yahudi cemaatinde para esastır çünkü Yahudilerin dini ve kültürel yaşam tarzlarını korumalarına ve aynı zamanda geleneklerini gelecek nesillere aktarmalarına izin verir. Bir şekilde bu yaşam tarzını sürdürmek için çok şey yapmak zorundadırlar. Örnek olarak koşer yiyeceklerin maliyetini alalım. Araştırmalar koşer gıdaların maliyetinin koşer olmayan gıdalardan daha fazla olduğunu gösteriyor ve bu küçük bir değişiklik değil, neredeyse %50'den daha fazla ödüyorlar. Bu aradaki fark et ve süt ürünleri ve sebzelerin işlenmesi ve hazırlanması ile ilgili. Bu nedenle belli bir miktar kazanmaların neden gerekli olabileceği ve ayrıca bağışta bulunmaları ve topluluklara yardım etmeleri için neden şiddetle teşvik edildikleri açıktır. Ancak bir yaşam tarzını sürdürme gereksinimlerinin yanı sıra başarıları nihayetinde bilgilerine atfedilir. Yahudiler en eğitimli dini gruptur. 2016'da PEV Merkezi, Yahudilerin dünyadaki en eğitimli dini grup olduğunu belirten bir çalışma yayınladı. Ortalama olarak Yahudi çocuklar 13,4 yıl eğitim alıyorlar ve lise sonrası derecelere gelince niteliklerin %61'ine sahiptirler. İkinci en eğitimli dini grup Hristiyanlardır. Ancak Yahudilerin 13,4 yıl eğitim aldığı yerde Hristiyanlar ortalama 9,3 yıl okula gitmektedir. Yüksek referanslar açıkça daha iyi. İyi maaşlı işlere yol açar. Bunun yanı sıra paranın kıymetini anlamak da küçük yaşlardan itibaren içlerine işlenmiştir. Yahudiler parayı kendileri için çalışacak şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenerek büyüyorlar. Mordechai Judowitz'in Talmud Bilgeleri kitabı size para ve çeşitlilik hakkında bilgi veriyor. Bu yatırımları sizi herhangi bir riske maruz bırakmayacak şekilde tahsis etmek anlamına gelir. Mali durumlarını sağlıklı tutmak ve ciddiye almaya istekli olanlar için önemli bir okumadır. Gerçek şu ki her zaman istisnalar vardır. Geçimini sağlamak için ciddi bir şekilde mücadele eden ve bu nedenle çoğu zaman ailesine veya topluma karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyen Yahudiler de var. Bununla birlikte Tevrat'ta kendinizi eğitmek ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye aç olmak gibi hayatta başarılı olmak için pratik ilkeler içeren birkaç ders olduğu da doğrudur. Klişeler kesinlikle topluma zarar vermekte. Bu videodan çıkaracağınız sonuç öğrenmek, fırsatların olmadığı yerlerde fırsatları tespit etmek olmalıdır.
Tasarruf edin, yatırım yapın ve mümkün olduğunca bağış yapın. Evet değerli takipçilerim, yabancı kaynaktan aldığım video bu şekilde. Şimdi kendi tespitlerime geleyim. Yahudi toplumu videoda söylendiği gibi eğitime gerçekten çok ama çok önem veriyor. Çocuklarına sadece düz okul eğitimi değil, hayata hazırlarken farklı farklı hobiler edinsinler diye her türlü yardımcı eğitim ve ders aldırtıyorlar. Herhangi bir müzik enstrümanını kullanmayı erken yaşta öğreniyorlar. Çok küçük yaşlarda hiç ihtiyacı olmayan aileler bile çocuklarını herhangi bir yerde çırak olarak eğitilsin diye bir tanıdığını yanına veriyor. Videoda çalışkan olduklarından bahsediliyor. Bu da doğru ama çok tek düze geçilmiş. Çalışmak ama nasıl çalışmak? Sen bir işte statik maaşta çalışırsan gerek ülkemizde gerekse yurt dışında çok çok yaşamana yeterli olur ve belki yıllarca birikim yapıp bir ev sahibi olursun. Yani en başından bu olguyu kabullenmiş olarak işe başlarsın. Halbuki başarılı Yahudiler öyle yapmıyorlar. Erken yaşlarda, bazen çocukken bile çırak gibi başlayıp işi yapmak için değil, öğrenmek için çalışıyorlar. Zira kafalarında o işi sonra kendisinin yapması hep bir yerde var. Sebat ediyorlar. Birikim evet yapıyorlar. Ve kendileri işe başlayacağı zaman aileden sermaye alarak öğrendiği işi yapmaya koyuluyor. Ve daha önemlisi geliştirmeye, yeni fikirlerle fark yaratmaya kalkışıyorlar. Diyelim ki okullardan iyi derecelerle mezun oldular. Aynı eğitim almış diğerlerine göre yine daha avantajlılar. Zira cemaatlerin nüfuzu sayesinde yani küçük bir torpille genelde işe onlar alınıyorlar. İster inanın ister inanmayın ama ticarette çok dürüstler. Bunu bizzat hayatım boyunca tecrübe edindim. Kafalarında ve kalplerinde saklı bir hedefleri oluyor. O hedef çok büyük olabiliyor ve bunu her türlü detayına kadar gerçekleşene kadar beyinlerinde yaşıyorlar. Ve bu batıda son 40 yıldır söylenen secret kavramı dediğimiz şeyi zaten 2000 yıldır uyguluyorlar. Bu artık bir sır değil. Sizler de yapabilirsiniz. İnanın ve asla şüphe etmeyin. Bakın nasıl gerçekleşiyor. Dünya sizinle harekete geçiyor ve tüm parametreleri size uygun hale getirmek için çalışıyor. Eğer videoda bahsedildiği gibi iş sadece sadaka kavramına kalsaydı, emin olun bizim toplumumuz dünya zengin olurdu. Ayrıca sadaka ya da bağışı inanın yakın tanıdığım Fransızlar ve Almanlar da bolca yaparlar. En hoşlanmadığım klişelerden para saadet getirmez lafıdır. Tam bir avuntudur. Para daima saadet getirmeyebilir ama parasızlık kesinlikle mutsuzluk verir. Zaten Yahudiler işlerine 3-0 önde başlıyorlar. Biri bir iş açınca diğer Yahudiler gelip ondan alışveriş yapıyor. Böylece potansiyel müşterileri var. Fakat bu işin gidişatı dürüst ve kaliteli mal satmasına bağlı olarak değişiyor. Yoksa ilk başta aldığı potansiyel müşteri kredisini kaybedebiliyor. Sosyal medya son 20 yılın icadıdır ama sözel medya ve pazarlama işinin ustası şüphesiz Yahudilerdir. Müthiş başarılı uygularlar. Bakın mesela videonun başında yabancı kaynaktan yaptığım alıntıda böyle bir çalışmanın yani pazarlamanın ve algı oyununun en güzel kanıtı. Ve daha tonlarca şey var da neyse. Ülkemizden örnek vereyim. Çok uzun yıllar önce İstanbul'daki Yahudi cemaati kendi mezarlıkları için bir arsa, bir yer arıyor. Nihayet bir yer buluyorlar ve sahibini araştırıyorlar. Adam kahve satan bir esnaf. Arsasını satmayı düşünmeyen bir kişi. İhtiyacı yok. Ona gidip biz arsana talibiz. Aramızda para topladık. Oraya Musevi mezarlığı yapmak istiyoruz diye ricada bulunuyorlar. Esnaf onların böyle hayırlı bir iş için geldiklerini görüyor ve bir söz istiyor. Arsaya asla başka bir şey yapılmayacaksa sizden ücret talep etmiyorum ve hediye ediyorum, helal ediyorum diyor. Esnafın yaptığı bu büyük jestin asla altında kalınmaması gerektiğini zamanın Yahudi dini lideri, bundan sonra tek bir Yahudi bile ne kadar uzakta olursa ve oturursa otursun gelip bu adamın dükkanından kahve alacak diye buyuruyor. Adamlar sadece kahve almıyorlar ve en iyi bildikleri şeyi de yapıyorlar, sözel pazarlamasını. İşte oranın kahvesi bu kadar kaliteli diye. Burada isim bahsedemiyorum ancak kaliteli kahve satan bu esnafın dükkanında bugün bile kuyruklar oluşuyor ve tanınmış bir markadır. Bunlar işin tatlı yanları ve Yahudi toplumuna genel bir bakış.
Fakat işin başka bir yanı var. Mesela biz genelde sapla samanı karıştırıyoruz. Tüm Yahudileri zengin ve hepsini de küresel çetenin üyesi olmakla itham ediyoruz. İnanın hiç alakası yok. Öyle bir çete var. Bu esas Amerika ve Avrupa'da var. Medyanın ve Hollywood'un gücüyle büyük algı oyunları yapılıyor ama bilin ki bunlar tüm Yahudi cemaati için değil. O aileler için. Sizlere bu konularda daha geniş videoları zamanında hazırladım ama bu platform hep yasakladı. Bu yüzden kuralına göre oynuyorum. Beni affedin. Evet değerli takipçilerim, umarım ilgi çeken bir çalışma olmuştur. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmuş.